Değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar, hepiniz yeni bir Arapça dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz El-Kavaid-i Müşecca serisinin sarf kitabının 1. cildinin 16. konusu El-İsmül Mensub'dur. Yani ayetlik ismi. Ne demek El-İsmül Mensub? Yani bir yere, bir topluluğa, bir cemiyete, bir millete mensubiyetimizi ifade etmek, oraya ait olduğumuzu ifade etmek için türettiğimiz isme biz el-ismul mensub diyoruz. Bunu Türkçe'de genellikle li-lı yapım ekleriyle yerine getiriyoruz değerli arkadaşlar. Mesela Konyalı diyoruz. Mesela Fransalı, Doğulu, Batılı, Köylü, Mahalleli şeklinde ne yapıyoruz? Li-lı ekleriyle birinin bir yere ait olduğunu göstermiş oluyoruz. Peki acaba Arapçada ismi mensubu yaparken nasıl, hangi yolları takip ederek ismi mensubu yapacağız? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. İsmi mensubu yaparken isimden yapıyoruz. Yani isimden isim türeteceğiz. Hatırlarsanız bundan önceki dersimizde ismi tasgiri de aynı isimden isim türeterek yapıyorduk. Halbuki daha önceki ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, mübalağa sıyası gibi kelimeleri türetirken biz fiilden türetiyorduk. İsmi mekanı da fiilden türetiyorduk biliyorsunuz. Ama ismi tasgir ve ismi mensup gibi isim kelimeleri ise biz isimden türeterek yapmış oluyoruz. Peki nasıl yaptığımızı şuradan birlikte bakmış olalım. Evet değerli arkadaşlar, bakın burada el-ismül mensup başlığı altında gösterdiğimiz bir şey var. O da şudur. İsmi mensubu yaparken ismin sonuna eklediğimiz bir şeddeli ye ve şeddeli ye'den önce de kesralı bir harf getirmiş oluyoruz. Daha doğrusu o harfin altına kesra koymuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Demek ki şeddeli ye ve ondan önceki de kesra yapılarak bir ismin ismi mensup yapılması mümkündür. Örnek olarak mesela Mısır kelimesi, Mısır ülkesini, Mısır'a ait olduğunu ifade etmek için ne yapıyoruz? Şeddeli ye getiriyoruz. Peki ondan önce ne var? Ondan önce de kesra var. Peki bunu bu şekilde ifade ettiğimiz zaman nasıl söyleriz? Mısri kelimesini, evet Mısriyun şeklinde ifade etmiş oluruz. Mısriyun. Mısriyun ne demek? Mısır'a ait olan, yani Mısırlı olan bir erkek demek. Bakın bu artık bir isim olduğuna göre müzekkeri, müennesi, müfret, müthenna ve cemisi de var artık. Mısriyun kelimesi bir Mısırlı. Peki Mısriyani diyecek olsaydık iki Mısırlı. Mısriyun edersek 3 Mısırlı ya da 3'ten fazla olan Mısırlılar manasını ifade etmiş oluyor. Peki müennesi nasıl? Müennesi ise sonuna kapalı T getiriyoruz. Mısriyetun şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Mısriyun müzekkerler için, Mısriyetun ise müennesler için ifade edilmiştir. Mısırlı kadın demek. İki müthennasını yapacaksak Mısriyetani ya da çoğulunu yapacaksak Mısriyetun şeklinde ifade ediyoruz. Bakın Muhammedun kelimesi. Biz Muhammed'e ait, Muhammed'e ait biri, yani Muhammed'e mensup biri diyelim. Nasıl yaparız? Şeddeliye getiriyoruz. Muhammediyun. Ene Muhammediyul ahlaki dedim mesela. Ben ahlakı Muhammed'e ait olan birisi. Muhammed'e mensup birisiyim. Nasıl ki mesela Hristiyanlar için İsevi diyoruz. İsa'ya mensup. Ya da Yahudiler için Musevi diyoruz. Değil mi? Musa'ya ait şeklinde. Mesela Malik. İmam Malik için ne diyoruz? Malikiyun diyoruz. Maliki yani Malik, İmam Malik'e mensup. Hanefiyyun diyoruz, İmam-ı Hanefi'ye mensup şeklinde. Burada da yine Muhammediyyun, müzekker olan bir kişi için söylüyoruz. Muhammediyyetun ise müennes, bir kadın mesela. Peygamber Efendimiz'e bağlıysa biz ona Muhammediyyetun diye ifade edebiliriz. Sonra kitap kelimesini mesela. Diyelim ki bir makale var. Bu makale kitabi bir makale diyeceğiz. Yani kitaba ait, kitaptan alınmış bir makale demek için kitabiyyun şeklinde ya da kitabiyyetun şeklinde ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Peki, şayet kelimeler aynı bu şekilde Mısır, Muhammed ve kitap gibi değil de sonunda kapalı T ya da elif olan bir kelimeyle bitiyorsa, bakın Mekke kelimesinde olduğu gibi ya da hicratun kelimesinde olduğu gibi ya da Fransa ve Almanya kelimelerinde olduğu gibi, şayet böyle sonu kapalı T ya da elifle bitiyorsa, bu takdirde o kapalı T'yi ya da elifi kaldırıyoruz değerli arkadaşlar. Tabi bu elif özellikle 4. ve 4'ten sonraki harfler için geçerlidir.
bu ismi mensubu yaparken başkaca kurallar da vardır. Fakat biz sadece karşılaşabileceğiniz, çoklukla karşılaşabileceğiniz ismi mensupları burada göstermiş oluyoruz. Ne yapıyoruz peki? Bu kapalı T'yi kaldırdık, şeddeli Y'ye getirdik ve ne oldu? Mekke kelimesi Mekkiyün oldu. Yani Mekke'ye mensup, Mekkeli demek. Ya da müennesi Mekkiyetün deriz. Hicrah kelimesini mesela hicrah, hicret, Peygamber Efendimizin hicretini ifade etmiş oluyor. Ne yapıyoruz? Hicriyün diyoruz. Bakın kapalı T'yi kaldırdık, hicriyün. Mesela hâde şehru ya da hicri aylar diyoruz. Hâde şehrun hicriyün diyoruz mesela. Hicri aylar, hicri aydır. Hicriyün kelimesi müzekker, hicriyetün ise müennes şeklinde ifade ediyoruz. Sonra Fransa kelimesini, evet sondaki elifi kaldırıp şeddeliye getirdiğimizde Fransiyün, Fransalı ya da Fransiyetün, Fransalı kadın diyoruz. Almanya kelimesinde de yine Almaniyün ya da Almaniyetün şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Ama şimdi sizin, ben tahmin ediyorum, aklınıza şöyle bir soru geldi. Dediniz ki hocam şu Mekkiyün, Hicriyün, Fransiyün, Almaniyün de tamam anlarız buradan da şu Mekkiyetün, Hicriyetün, Fransiyetün ya da Elmaniyetün gibi sonu şeddeliye ve kapalı T ile bitmiş olan bu isimleri biz daha önce görmüş olduğumuz Mastarus Sınai ile nasıl ayırt ederiz? Mastarus Sınai vardı ya hani bizim, onu da şeddeliye kapalı T ile yapıyorduk. Değerli arkadaşlar, Mastarus Sınai doğru şeddeliye ve kapalı T ile yapılıyor. Aynı bu isim mensubu müennesine benziyor ama Mastarus Sınai asla ve asla sıfat anlamlı bir kelime olmaz ve cümlede asla sıfat olarak gelemez. Ama isim mensup genellikle sıfat anlamlı ve sıfat şeklinde cümlede genellikle sıfat şeklinde gelir değerli arkadaşlar. Buradan ayırt edeceğiz. Bakın örnekle göstereyim ben size. Şu cümleye bir bakalım. El-İslamu dinul insaniyeh diyor bakın. El-İslamu dinul insaniyeh. Burada bir el-insaniyeh diye bir kelime var. El-insaniyeh. Bir de şuna bakalım. A'cebeni hâzihil mu'âmeletul insaniyetu. Bakın burada bir insaniyeh var. Şimdi iki tane el-insaniyeh diye bir kelime var değerli arkadaşlar. Bunlardan hangisi acaba mastar-ı sınai, hangisi ismi mensuptur? Bakın değerli arkadaşlar, şuradaki el-İslamu diyor, İslam, dinul insaniyeh, insanlık dinidir. İnsanlık, insana ait bir dindir şeklinde değil, insanlık dinidir. Dolayısıyla burada dinul insaniyeh dediğimizde bu insaniyeh kelimesi bir sıfat değildir. Bir sıfat değildir. Burada mastar-ı sınai anlamını taşımaktadır. İnsanlık deriz, insanlık dinidir. Peki buraya bakalım, acebeni, hoşuma gitti diyoruz. هذه المعاملة bu davranış nasıl davranış? الإنسانية bu insani davranış hoşuma gitti. İnsani davranış dediğimizde bakın buradaki المعاملة kelimesinin sıfatı şeklinde gelmiş. Demek ki birincisi الإنسانية burada مصدر الصناعي şeklinde gelmiş. Cümledeki yeri tabii مضاف إليه'tir. الإنسانية deriz onun için. دين الإنسانية. Evet insanlık dinidir şeklinde ifade ederiz. Diğerinde ise sıfat şeklinde gelmiştir. Peki bir de şu cümleye bakalım. Eddimukratiyyetu hud'atun diyorum mesela ben. Eddimukratiyyetu hud'atun. Demokrasi kandırmacadır diyorum mesela bu cümlede. Ya da şuraya bakalım. Eddevletu dimukratiyyetu mutekaddimetun. Demokrasiyle yönetilen devlet, devlet-i demokratiye demek yani demokrasili devlet, demokrasiyle yönetilen devlet, mutekaddimetun, evet ilerlemiş bir devlettir, ilerlemiştir diyorum mesela. Bakın buradaki eddimokratiye kelimesiyle, buradaki eddimokratiye kelimesi arasında fark var. Birincisi mastar-ı sınaidir ve sıfat anlamını taşımamaktadır. Ama ikincisi ise değerli arkadaşlar sıfat anlamını taşımaktadır ve kendisinden önceki kelimenin neyidir? Sıfatı şeklinde gelmiştir. Devletu devlet. Nasıl devlet? Demokrasili devlet. Yani demokrasiyle yönetilen devlet anlamını ifade etmektedir değerli arkadaşlar. Demek ki isim mensubu Mastar-ı Sınai'den, özellikle isim mensubu müennes olanlarını Mastar-ı Sınai'den ayırt etmenin yolu bu şekilde gösterilmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki,
İsim mensup cümlede tabii nasıl gelebilir? Müpteda olarak gelebilir, haber olarak gelebilir, cümlede fail olarak gelebilir. O ayrı bir şey. Ama genellikle sıfat anlamlı bir şekilde gelir. Ama diyelim ki el-demokratiye gibi ya da el-insaniye gibi masdar-ı sınai mi yoksa isim mensup mu diyebileceğimiz kelimelere neye bakıyoruz? Sıfat anlamını ya da sıfat şeklinde mi gelmiş yoksa başka bir şekilde mi gelmiş? O şekilde anlamlandırmış oluyoruz. Gelelim şimdi örneklerimize bir bakalım. Ne diyor bakın kitabımızdaki örnekler? Diyor ki هَذَا الْمُدَرِّسُ مِصْرِيُّنْ Bu öğretmen Mısırlıdır diyor bakın. Mısır kelimesini ne yapmış? İsim mensup yapmış. هَذَا الْمُدَرِّسُ Bu öğretmen مِصْرِيُّنْ Peki bir de şuraya bakalım. هَذِهِ الْمُدَرِّسَةُ Bu öğretmen yine ama hanım öğretmen. Bu sefer Mısriyetin dedik. Neden? Çünkü burada değerli arkadaşlar birisinde erkek öğretmenden bahsediyoruz. Diğerinde ise kadın öğretmenden bahsediyoruz. Buradaki müzekker tabi hâdâ, mübteda hâdâ, müzekker şeklinde gelmiş. Mısriyun kelimesi ise haberi olarak gelmiştir. Burada da hâdihi kelimesi mübteda olarak gelmiş. Mısriyetun kelimesi ise haberi olarak gelmiştir. Peki el medresetu nedir diye soracak olursanız. Değerli arkadaşlar ismi işaretler konusunda tekrar bir daha değineceğim bu konu buna inşallah. İsmi işaretten sonra gelmiş olan el takılı kelimeye bakın burada da var aynısı. El takılı şeklinde gelmiş olan kelimeler bedeldir. Ve irabı da kendisinden önceki ismi işaretin irabına tabidir. Hâdâ kelimesi burada mübtedadır, merfudur. Onun için el müderrisü kelimesi nasıl gelmesi lazım? Merfu olarak gelmiş olması gerekiyor. Peki bu anekdot olmuş oldu. Yani bunu inşallah ileride tekrar değineceğiz. Peki bir de şuraya bakalım. هَذِهِ مَسْأَلَةٌ اِسْلَامِيَّةٌ diyor. هَذِهِ مَسْأَلَةٌ Bu mesele nasıl bir meseleymiş? Bu konu ya da bu diyelim ki problem nasıl bir konuymuş? İslamiyetun İslami bir konudur. Yani İslam'a ait bir konudur şeklinde ifade ediyoruz. هَذِهِ burada mübteda, مَسْأَلَةٌ haber, İslamiyetun ise sıfat olarak gelmiş. Ama İslamiyetun kelimesi aynı zamanda bir isim mensuptur. تَكَلَّمْتُ مَعَ طَب۪يبٍ Bir doktorla konuştum diyor. Bakın nasıl bir doktor? Ankaraviyyin, Ankaralı bir doktorla konuştum şeklinde ifade etmiş oluyor. Burada tabii farklı bir uygulama var. Onu şimdi anlatarak sizin kafanızı karıştırmayayım. Bunu bu şekilde ezberlemiş olun. Zürtu taliben mısriyen. Ben diyor Mısırlı bir öğrenciyi ziyaret ettim. Taliben kelimesi bakın mef'ulün bih olarak gelmiş. Mısriyen kelimesi de İsim mensup olarak gelmiş görüyorsunuz ve cümle içerisinde sıfat şeklinde gelmiş. Kendisinden öncekine irab bakımından bağlıdır. Zürtu talibe mısriyen emsi. Dün Mısırlı bir öğrenciyi ziyaret ettim diyor. Sonra Ahmet talibun bir öğrencidir. Nasıl bir öğrenci? Türkiyün. Türk öğrenci. Türkiye aslında bunun isim mensup olmadan önceki el mensubu ileyh şekli Türkiye şeklindedir. Sondaki elifi kaldırdık. Ve Türkiyün şeklinde şeddeli ye'yi getirdik değerli arkadaşlar. Sonra istakbelne biz karşıladık. Fil matari havalimanında kimi karşıladık? Alimen, Irakiyen. Irak kelimesini Irak ülkesine mensubiyetini ifade etmek için Iraklı demek için değerli arkadaşlar Irakiyen dedik. Tabi Irakiyün değil de Irakiyen dedik çünkü sıfat olarak kendisinden öncekine ne yapmak zorunda? Tabi olmak zorundadır. Fatimetu talibetun Türkiyetun diyor bakın. Fatma bir öğrencidir. Nasıl bir öğrenci? Türkiyetun Türk bir öğrencidir şeklinde ifade etmiş oluyor. Peki kitabımızdaki kaide kısmına bir bakalım. Tekrar söylediklerimizi hatırlayalım değerli arkadaşlar. Ne diyor burada? El ismul mensub, ismi mensup. İsmun bir isimdir. Lahika ahirahu ya'un müşeddedetun meksuratun ma qableha. Kendisinden önce kesralı olan şeddeli bir ye getirilmesidir. Şeddeli ye gelecek ve kendisine önce kesra gelmiş olması gerekiyor. Kesra şeklinde gelecek. Peki, لِدَّلَالَةِ عَلَى نِسْبَةِ شَيْءٍ Niye getiriliyormuş bu şeddeli ye ve kendisine önce kesra getiriliyormuş? Neden? Çünkü bir şeye delalet etsin diye, bir şeyi göstersin diye. Nisbeti şeyin, bir şeye nisbeti, bir şeye aitliğini gösterebilmek için İlâ âhâr. Bir şeyin başka bir şeye ait olduğunu gösterebilmek için. Mesela Türkiye diyoruz. Türkiye'ye ait olduğunu göstermek için Türkiye'n diyoruz. Türkiye'li ya da Türk şeklinde ifade ediyoruz. Örnek olarak
هذا مدرس. Bu öğretmendir. Nasıl öğretmen? Sudan'a mensup. Sudan'a ait. Sudaniyun şeklinde ifade etmiş oluyorum. Sonra tuhzafu. Tuhzafu diyor. Kaldırılır. Ta'ut te'nif. Müennesik te'si. Min ahiril ismi. İsmin sonundan. İnden nisbeti ileyh. Kendisine nispet edildiğinde. Örnek olarak. هذا mevzu'un siyasiyun. Bu siyasi bir konudur diyor. Bakın aslında siyasi kelimesinin el-mensubu ileyhi siyasetündür. Siyase. Aslı siyasettir. Siyaset diyoruz. Türkçe'de de kullanıyoruz biliyorsunuz. Peki sonunda kapalı T olunca bunu kaldırdık. Şeddeliye getirdik. Siyasiyyun şeklinde ifade etmiş olduk. Peki ve tuhzafu eyzan. Aynı şekilde diyor. Kaldırılır. Ne kaldırılır? El-elifu izâ kânet râbi'aten fe'ekver. Elif diyor kelimenin sonundaki elif. Şayet dördüncü ya da dörtten sonraki harflerden birisi ise şayet elif ne yapılır? Kaldırılır. Örnek olarak fil mektebeti raculun kütüphane diyor bir adam var. Nasıl bir adam? Elbaniyun. Elbaniya kelimesini Arnavut manasına geliyor. Arnavut birisi şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Elbaniyun şeklinde ismi mensup yapmış olduk değerli arkadaşlar. Peki. Gelelim tedribat kısmına. Ayyenil ismin mensub diyor. İsmi mensubu gösteriniz. Fil cümelit taliye aşağıdaki cümlelerde. Bir ayet kelime var bakın. Ve kezalike enzelnahu hukmen arabiyye. Biz aynı şekilde ne indirdik diyor? Bir hüküm. Yani Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Peki bu Kur'an-ı Kerim nasılmış? Arabiyyen. Arapçaya ait. Yani Arapça içerisinde Arap harflerin kullanıldığı kelimeleri ifade etmiş oluyor. Arap kelimesini arabiyyun şeklinde getirmiş. Arabiyyen şeklinde tabi sıfatı mevsufuna ne yapmak zorunda? İrab bakımından uymak zorundadır. Peki sonra değerli arkadaşlar. Feaminu billahi diyor. Allah'a iman ediniz. Ve rasulihi ve peygamberine de iman ediniz. Ennebiyyil ummi. Bu ummi kelimesi değerli arkadaşlar. Aslında kelimesinden isim mensup olmuştur. Ne demek? Anne demek. Ummi demek yani anneye ait. Anneden doğmuş gibi fıtratı temiz. İşte okuma yazma bilmeyen anlamında da söyleniyor. Çünkü anneden doğan bir çocuğun işte okuma yazma bilmeyeceği dolayısıyla ummi deniliyor değil mi o kişiler için? Peki nebi kelimesi nedir? Nebi kelimesinde herhangi bir isim mensubiyet yoktur değerli arkadaşlar. Çünkü şeddeliyeyi kaldırdığımız zaman nebe gibi bir şey kelime kalıyor. Nun ve be kalıyor. Dolayısıyla bu kelimeden türemiş değil. Peki hocam burada nasıl türer? Burayı söyleyeyim isterseniz size. Yani karşınıza çıkabilir. Böyle nebiyyun gibi. Nebiyyun gibi. Sonunda şeddeliye olan kelimelerde değerli arkadaşlar iki tane ye var burada biliyorsunuz. Birini kaldırıyoruz. Diğerini de vava dönüştürüyoruz. Evet burada öyle bir durum var. Sadece bunu söylemiş olayım böyle. Demek ki bu iki şeddeli ye'nin birini kaldırdık. Diğerini de vava dönüştürdük. Ne oldu peki hocam? Ne, be, sonra şeddeli ye'yi yani ismi mensubun şeddeli ye'sini getirdik. Nebeviyyun şeklinde ifade etmiş oldu. Demek ki nebiyyun peygamber anlamına gelen bu kelimeyi ismi mensup yapmak için nebeviyyun şeklinde ifade etmiş olmamız gerekiyor. Şuradaki nebi kelimesinin demek ki ismi mensup değil, ismi mensubu nebevi şeklinde olması gerekiyor. Peki. اَلَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Başka da yok. Hum diyor onlar. تَعَلَّمُ اللُّغَةَ الْعَرَب۪يَّةَ Bakın. Arap kelimesini arabiyyeh yapmış. Şeddeliye getirmiş. Kapalı teyniye getirmiş. Müennes olduğu için. Çünkü اللُّغَ kelimesi müennes olduğu için ona ait olduğunu ifade ediyoruz. عَلَى اِخْتِلَافِ لُغَاتِهِمِ الْاَصْلِيَّةِ Yine aynı şekilde. Asıl kelimesine asliyeh şeklinde şeddeli ye getirmiş değerli arkadaşlar. Peki niye müennes getirmiş? Çünkü lugat kelimesi diller demek. Asli diller. Lugat kelimesi mevsuf olarak akılsız çoğul geldiği için sıfatı da müfret müennes şeklinde gelmek zorundadır değerli arkadaşlar. Demek ki burada birisi Arap kelimesi birisi de asıl kelimesine mensup ettiğimiz bir kelime. İkisi de sıfat olarak gelmiş cümle içerisinde görüyorsunuz. Sonra Makbaratu Ebi Eyyub el-Ansari. Evet, Ebu Eyyub el-Ansari Hazretlerinin makberesi. Yani mezarı, yani makamı diyelim. Fi İstanbul, İstanbul'dadır. Bakın burada el-Ansari gelmiş. Ansari. Ansara mensup.
Değil mi? Hani ensar ve muhacir diye söylemiştik ya biz. Medine-i Münevvere'ye gelenlerde ensar ve muhacirler var. Bu ensara mensup olan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nden bahsediyor. Peki sonra. Kıraatu es-siretin nebeviyyeti zaruriyetun likulli talibin. Bakın burada iki tane değerli arkadaşlar ne var? İsmi mensup var. Es-siretin nebeviyye. Sira hayat hikayesi manasına gelmiş oluyor. Nebevi sireti yani nebevi peygamber efendimize ait olan hayat hikayesini okumak değil mi? Nedir? Zaruriyetun, zaruridir diyor. Buradaki nebeviyyeh kelimesinin nebi kelimesinden türemiş olduğunu söylemiştim biraz önce. Peki zaruriyetun kelimesi ise bu aslında zaruratun, darura, zorunluluk manası, zorunlu manasını ifade etmiş oluyor. Darura, zorunlu anlamını ifade ediyor. Zarur ne yapıyorduk? Sonunda kapalı T'yi kaldırıyorduk, şeddeliye getiriyorduk. Zaruriyun, tabii müennes olunca zaruriyetun şekli getirilmiş oldu. Zorunludur. Likulli talibin her öğrenci için Peygamber Efendimizin hayatını okumak zaruridir şeklinde ifade etmiş oluyor. Sonra yahsunu güzel olur diyor. En yetekevvene ta'amuna. Evet, yemeğimizin oluşması, yemeğimizin olması min mevaddin gıdaiyetin. Bakın gıdaiyeh kelimesi burada gıda kelimesine ne yapmışız? Nispet etmişiz. Gıda, gıda demek değil mi? Gıda. Gıdaiyeh yani gıda maddelerinden oluşmuş olan bir yemeğin, bir yemek gıda maddelerinden evet bir yemeğin yapılması iyi olur diyor. Mutenevvi'a, farklı gıda maddelerinden yapılmış olan. Mutenevvi'a kelimesi burada yine sıfat olarak gelmiş ama isim mensup değil tabi. Buradaki isim mensup olan kelime gıdaiyyeh kelimesidir. El imtihanatu fi cami'atina. Evet, imtihanlar diyor. Fi cami'atina yani üniversitemizdeki imtihanlar fasliyetun. Görüyorsunuz fasliyeh kelimesi fasıl kelimesinden. Fasıl dönem demek aslında. Peki niye fasliyeh gelmiş? Çünkü imtihanat kelimesi değerli arkadaşlar akılsız çoğuldur. Onun haberi olarak gelmiş. El-imtihanat, sınavlar nedir? Fasliyetun dönemseldir. Dönem dönemdir. Döneme aittir. La seneviyye, yıla ait değildir. Yani yıllık değildir şeklinde ifade ediyor. Fasliye kelimesiyle seneviyye kelimesi isim mensup olarak gelmiş değerli arkadaşlar. Sonra şarake, ha, bu seneviye kelimesi de aynı şekilde senetun kelimesinden değerli arkadaşlar şey olmuştur, türemiştir. Bu sene kelimesinin sonundaki kapalı T'yi kaldırıyoruz. Fakat bunun sonunda değerli arkadaşlar bir vav getiriyoruz. Bunun bir şeyi var yani bir kuralı var. Ama şimdi onu kafanıza takmayın. Yani siz şunu bilin sadece. Böyle şeddeliye geldi mi seneviyyun, işte fasliyyun gibi, gıdaiyyun gibi kelimeler geldi mi ismi mensup olduğunu bilmiş olun. Çünkü çok kuralı var. İsmi mensup yapılmasının çok kuralı var. Onlarla şimdi meşgul olup da konunun aslından çıkmış olmayalım. Şârakel esâtizetu. Hocalar diyor katıldı. Fî rihletin bahriyetin. Bakın bahr kelimesi deniz demek. Bahriye denize ait bir yani bir deniz gezisine ne yaptılar diyor. Çıktılar. İştirak ettiler hocalar. Fîs sayfî. Evet yazın bir deniz gezisine çıktılar şeklinde ya da iştirak ettiler şeklinde ifade etmiş oluyor. Peki. Havvil dönüştür ila ismi mensubin kema fil misal. Bir ismi mensuba dönüştür diyor. Örnekte olduğu gibi. Bakın. El imamu min Mısır. İmam Mısır'dandır diyor. Peki min Mısır kelimesinin yerine biz Mısırlı desek ne yapmış oluruz? İsmi mensup yapmış oluruz. Bakın. El imamu Mısriyun. İmam Mısırlıdır demiş oluruz. Peki yapalım bakalım. El müezzinu minel Urdun. Müezzin Ürdünlüdür diyeceğiz. Şey Ürdün'dendir. Biz ne deriz? El müezzinu Urduniyun deriz. Urduniyun. Peki hocam niye el takısını kaldırdın? El Urdun idi burada. Çünkü haber değerli arkadaşlar. Haber bakın el müezzinu kelimesi müptedaydı. Urduniyun kelimesi haber olunca haber nekir olur. Onun için Urduniyun şeklinde ifade etmiş oldum. Vasala ila biladine. Şehrimize, ülkemize ulaştı. Kim? Sahafiyun bir gazeteci. Nasıl bir gazeteci? Minel Cezayir. Bu arada sahafi kelimesi de yine isim mensuptur. Yani gazeteye mensup biri. Minel Cezayir, Cezayir'den. Nasıl deriz?
sahafiyyun cezairiyyun deriz. Cezairiyyun. Evet. Şehrimize bir gazeteci ulaştı. Nasıl gazeteci? Cezayirli bir gazeteci ulaştı. Peki. El müderrisul cedidu. Yeni öğretmen. Min Tunus. Tunus'tan. Ne deriz? El müderrisul cedidu. Tunisiyun. Ne yapıyoruz bakın? Tunus kelimesinin sonuna bir şeddeliye getirmiş olduk. Hâze thawbu. Bu elbise diyor. Minel kutun. Pamuktandır. Şimdi ne diyeceğiz? Pamuklu diyeceğiz. Dolayısıyla hâze thawbu kutniyun dediğimizde değerli arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Cümle içerisinde bunu ismi mensup yapmış oluyoruz. Zârane. Bizi ziyaret etti. Peki kim ziyaret etti? Üstadun. Bir hoca ziyaret etti. Min Bağdat. Bağdat'tan. Dolayısıyla Bağdatlı demek için değerli arkadaşlar. Zârane üstadun Bağdadiyun deriz. Bağdadiyun yevmel cumati. Cuma günü bizi Bağdatlı bir hoca ziyaret etti şeklinde ifade ederiz. Sonra iştarat satın aldı. Hâzihi devletu. Bu devlet satın aldı. Daireten min Türkiye. Türkiye'den bir uçak satın aldı. Değerli arkadaşlar, daireten dedik çünkü bu iştarat devlet satın aldı. Ne satın aldı? Daireten mef'ulun bihtir. Peki min Türkiye kelimesini şimdi dönüştüreceğiz. Türkiye'ten deriz. Bir kere müennes yaptım. Neden? Çünkü daireten kelimesi değerli arkadaşlar müennes şeklinde gelmiş. Dolayısıyla Türkiye'ten şeklinde ifade ederim. Evet, bir Türk uçağı satın aldı şeklinde ifade ederiz. Tekellemtu, konuştum. Ma'asaihin, bir turistle. Min Pakistan. Pakistan'dan bir turistle konuştum. Pakistan'dan gelen bir turist. Ne derim? Tekellemtu ma'asaihin Pakistaniyin. Pakistanlı bir turistle konuştum. Pakistan kelimesi sonra şeddeliye getirdim. Bir öncekinde Türkiye'nin sonunda bir elif vardı. Onu kaldırdım. Biliyorsunuz söylemiştim bunu. İstema'tu fil mescidi. Mescitte ne yaptım diyor? Dinledim. İle qari'in. Bir okuyucuyu dinledim. Minel kahira. Kahire'den. Bakın bu sonunda kapalı T var değerli arkadaşlar. Onu atacağım değil mi? Dolayısıyla qari'in qahiriyin şeklinde ifade etmiş olmam gerekiyor değerli arkadaşlar. Peki. Kahireli bir okuyucu mescitte dinledim şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Evet, gelelim bir sonraki alıştırmaya. Ne diyor bakalım burada? Havvil el ismil mensub. İsmi mensubu dönüştür diyor. Nereye? İlel ism el mensub ileyh. Bir ismi mensup vardı değerli arkadaşlar. Bir de hangi isimden türetildiğini gösteren el mensubu ileyh kavramı vardı. Bu dersin başında söylemiştim ben. Kemâ fil mitel, örnekte olduğu gibi. Mesela diniyun. Diniyun kelimesi bir ismi mensuptur. Yani dine mensup, dine ait manasında. Bu hangi kelimeden gelmiştir? Dinun kelimesinden gelmiştir. Buna da biz el mensubu ileyh diyoruz. Yani el mensubu ileyh kelimesi burada dinun kelimesidir. Peki bir bakalım buradaki kelimelere. Niftiyun diyor. Niftiyun yani petrole ait. Petrol manasını ifade edecek. Evet, bu hangi kelimeden gelmiştir? Şeddeliyeyi kaldıralım. Niftun şeklinde ifade ederiz. Niftun. Nift. Peki tıbbiyun kelimesi yani tıbba ait tıbbi bir mesele deriz mesela. Kullanırız. Türkçede kullanıyoruz bunu. Değil mi? Tıbbi bir makale diyoruz mesela. Burada şeddeliyeyi kaldırdığımız zaman ne kalıyor geriye? Tıbbun kalıyor değerli arkadaşlar. Hicriyun. Mesela hicri aylar diyoruz mesela. Değil mi? Yani, bu nedir peki? Bununki hicratundur. Hicret. Hicret kelimesini Türkçede kullanıyoruz. Kapalı T'yi kaldırdığımızda değerli arkadaşlar şeddeliye getirdiğimizde ismi mensup yapıyoruz. İlmiyyun kelimesi ise şeddeliyeyi kaldırdığımız zaman ilmun şeklinde ifade edilmiş olur. İlmi bir mesele deriz mesela. İlm kelimesinden gelmiştir. Sıniyyun Çinli demek. Peki Sin kelimesi ise Çin anlamına geliyor. Devletu Sin mesela. Sin devleti. Yevmiyyun günlük demek, güne ait manasında. Bunu yevm şeklinde ifade ettiğimiz zaman, yevmun şeklinde dediğimiz zaman
Evet, el-mensubu ileyh kelimesini getirmiş oluyoruz. Mekkiyun kelimesine geldiğimizde Mekke'li anlamına gelen bu kelimeyi biz kapalı T şeklinde getireceğiz tabii. Mekke, çünkü bunun kapalı el-mensubu ileyh kelimesi Mekke şeklinde gelmiş olur. Zira'iyun, zira'i değil mi? Zira'i mahsuller diyoruz mesela. Ziraate ait mahsuller. O zaman zira, evet şunu tekrar şöyle doğru bir şekilde yazalım, yazmaya çalışalım. Zira'atun deriz. Zira'atun şeklinde ifade ederiz. Zira'a, ziraat. Kur'aniyun, Kur'ani. O zaman bununki Kur'anun şeklinde ifade etmiş oluruz. Kur'anun. İçtimaiyun, toplumsal demek, topluma ait demek yani. Peki nedir bunun şeyi? İçtimaun şeklinde ifade ederiz. İçtima, toplantı demek. İçtimaiyun, topluma ait, topluma ait olan bir şey manasında. İsim mensubiyet söz konusu olmuş oluyor. Peki sınaiyun, sınaiyun, sanayiye ait. Nasıl deriz? Sınaatun. Sınaa. Bunun sonunda kapalı T var aslında. O kapalı T'yi kaldırıp şeddeliye getiriyoruz. İktisadiyun. Türkçe'de kullanıyoruz. İktisat diyoruz değil mi? İktisadun dediğimiz zaman ismi mensubu iktisadiyun şeklinde gelmiş olduğunu görüyoruz. Devliyun. Evet, ulusal manasında ya da uluslararası anlamında kullanılıyor. Ne deriz? Devletun. Devleh. Devleh dediğimizde, bakın kapalı T vardı sonunda, onu kaldırıp devliyun dediğimiz zaman isim mensup haline gelmiş oluyor. Tarihiyun kelimesi, şeddeliyeyi kaldırdığımız zaman tarihun, tarih. Tarihi demek yani tarihe ait. Tarihi bir olay, tarihi bir hadise dediğimiz zaman isim mensup yapmış oluyoruz. Hariciyun, evet harici dışa bağlı, dışa ait manasında. Hariç dediğimiz zaman dış demek. Dâhiliyün de yine dâhilün şeklinde ifade ediyoruz. Harici, dahili ve harici düşmanlar diyoruz mesela. Ne demek? Yani içe ait, yani içeride bulunan ve dışarıda bulunan düşmanlar anlamını ifade etmiş oluyoruz. Gelelim dördüncü alıştırmaya. Zâ hattan tehtel ismin mensub diyor. İsmin mensubun altını çiziniz. Fil kıtat teliye mübeyyinen el mensube ileyh. El mensub ileyhi de göstererek diyor. Kemâ fil mithal örnekte olduğu gibi. Mesela sefere sâihul mağribi. Faslı turist yolculuk yaptı kelimesinde el mağribi kelimesinin el mensubu ileyh olanı el mağrib şeklinde gelmektedir. Bir bakalım. Abdullah sâihun endunisiyun. Abdullah diyor Endonezyalı bir turisttir. Endunisi kelimesi bir ismi mensuptur. Peki bunun şeyi nasıldır? El mensub ile şeklindeki hali nasıldır değerli arkadaşlar? Endunisya. Yani şu şekilde yazılmış oluyor değil mi? Endunisya. Sonunda elif vardı aslında. Endunisya. O elif gitti. Endunisiyun şeklinde gelmiş oldu. Sonra vasale ila İstanbul. İstanbul'a geldi diyor. Bil hututil cevviyeti Türkiye. Türk hava yolları ile. Türk Hava Yolları ile İstanbul'a gelmiş. Bakın el-cevviyye kelimesi ismi mensup olduğu belli. Cev kelimesinden nedir? Cevviyye şeklinde olmuş. Cev hava demek. Cevun kelimesi hava. Türkiye kelimesi de yine Türkiye kelimesinden Türkiye şeklinde ifade edilmiş. Peki niye müennes şekli geldi? Çünkü hutut kelimesi değerli arkadaşlar. Hutut kelimesi akılsız çoğul. Yani yollar diyoruz. Türk Hava Yolları. Hat aslında hat manasında kullanılıyor. Yol anlamında hutut dediğimiz zaman onun çoğulu olmuş oluyor. Felemme haraca minel matar. Havalimanından çıktığında rakibe seyyarete ücretin. Bir taksiye bindi diyor. Ücretli bir arabaya bindi. Liyedhebe ilel funduki. Evet, nereye gitmek için? Otele gitmek için. Bakın burada ismi mensup olan bir kelime yok. Kâne yuridu en yezura. Ziyaret etmek istiyordu. Neyi? El-âthârat tarihiyyete, tarihi eserleri. Bakın tarih kelimesinden, tarihiyye olmuş. Peki neden müennes gelmiş? Çünkü âthâr kelimesi akılsız çoğul, eserler. Onun sıfatı olarak müfret müennes şeklinde gelmiş olması gerekiyor. Vel-emâkine dîniyye, yine din kelimesinden değerli arkadaşlar, dîniyye olmuş. El-dîniyye, tabi el takısı getirdik çünkü el-emâkin kendisinden önceki mevsufu. Marife olursa o da marife olacak.
Akılsız çoğul olduğu için emelkin kelimesi bu diniye kelimesinden müfret müennes olarak gelmiş sıfat olarak. Dini mekanları ve tarihi yerleri ziyaret etmek istemiş. Demek ki fi İstanbul, İstanbul'daki. Ve fi hâzihil medînet tarihiyyeti, bak bu tarihi şehirde diyor. Tarihiyye yine aynı şekilde ismi mensuptur. Âthârun kadîme, eski eserler vardır. Min ahdil bizantiyyine, Bizanslılar döneminden. Bakın çoğulunu kullanmış. Bu Bizanslılar kelimesi nereden gelmiş? Bizantah, değil mi? Bizantah. Sonunda kapalı T vardı. Kapalı T'yi kaldırıp Bizantiyyün diyoruz. Bizanslı oluyor o zaman. Peki çoğul yaptığımız zaman Bizantiyyin. Tabi ahdil Bizantiyyin dediğimizde aynı zamanda mudafun ileyh olarak gelmiş Bizantiyyin kelimesi. Vel Uthmaniyyin. Yine Osmanlılar dönemi derken Uthman kelimesinden Uthmaniyyün kelimesi türemiş. Osmanlılar ve Bizanslılar döneminden eski eserleri, tarihi eserleri ne yapmış? Tarihi eserler vardır şeklinde ifade ediyor. فَبَعْدَمَا تَجَوَّلَ ف۪ي مَتْحَفِ قَصْرِ طَوْقَابِ Topkapı Sarayı işte müzesinde dolaştıktan sonra diyor. جَلَسَ ف۪ي شُرْفَةِ الْقَصْرِ الْوَاسِعَةِ Celese oturdu. Nerede? ف۪ي شُرْفَ Şurfe, balkon demek. شُرْفَةِ الْقَصْرِ Evet, sarayın balkonu. الْوَاسِعَةِ Evet, sarayın geniş balkonu. Bakın el-vâsi'a kelimesi sıfattır ama şurfeh kelimesinin sıfatıdır. Nereden bildik hocam? Çünkü kapalı T var. Kendisinden önceki kasır kelimesinin sıfatı değildir. Şurfetil kasri kelimesinde izafet tamlaması vardır. Yani isim tamlaması vardır ve araya sıfat girememiş. Çünkü mulaf ve mulafun ileyh arasına sıfat giremiyordu biliyorsunuz. Bunu öğrenmiştik nehiv derslerinde. Ve nazara ila mazîk-i İstanbul. İstanbul boğazına baktı diyor. Mazik kelimesi ismi mekandır. Bakın. Mazik kelimesi. Ve bahri Marmara. Ve başka neye bakmış? Marmara denizine bakmış. Fe'acebehu. Hoşuna gitti diyor. El manzarur ra'i'u. Evet, bu müthiş manzara hoşuna gitti şeklinde ifade etmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki. Böylece ismi mensubu ve mensub ileyh olan kelimeleri görmüş oldu. Gelelim buraya. Beşinci alıştırmaya. Havvil ile ismin mensub diyor. İsmi mensuba dönüştür. Misal kelimesi örnek anlamına geliyor. Misaliyyun deriz. Misaliyyun. Peki Arap, Arabiyyun deriz. Arabiyyun. Şems, Şemsiyyun deriz. Şemsiyyun. Şemsi harfler falan kullanıyoruz değil mi? Şems. Yani şems kelimesine benzer harfler manasında. Eşşemsü dediğimiz zaman evet e'yi şine birleştiriyoruz biliyorsunuz. Onu derslerde görmüştük. Mahal kelimesi mahalliyun diyoruz. Mahalli, yerel anlamında. Kamar, kameriyun. Kameri harfler falan kullanıyoruz değil mi? Kameri. Fransa, bak sonunda elif var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Fransiyun şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Fransiyun. Zahirun, zahiriyun. Zahiriyun şeklinde ifade etmiş olacağız. Zahiri. Dirasetun, dirase, sonunda kapalı T var değerli arkadaşlar. Dirasiyun şeklinde ifade ederiz. Dirasiyun. Eğitime ait manasına geliyor. Zahir, açık yani zahiri manasında. Açık açık gösterilen bir şey manasında. Evet, açık olana ait manasında ifade. Zahiri ve batini mesela haller diyoruz. Zahiri açık olan manasında. Batini de gizli olan. Basrah. Basrah kelimesinin sonunda kapalı T var. O zaman Basralı demek için değerli arkadaşlar. Basriyun deriz. Basriyun. Ticarah kelimesi. Ticaret. Kapalı T var. Onu kaldırıyoruz. Ticariyun şeklinde ifade ediyoruz. Ticari. Dünya kelimesi. Ha, bakın burada bir kural var. Başta ben size söylemedim bu kuralı. Neydi o kural? Dünya kelimesi değerli arkadaşlar. Dört harfli bir kelime. Bakın dünya kelimesi. Bunun sonundaki dünya kelimesinin sonundaki elifi vava dönüştürüyoruz. Vav'a dönüştürüyoruz ve şeddeliyeyi o şekilde getiriyoruz. Böyle bazı kelimeler var ki onların yapılış şekli gördüğünüz zaman anlarsınız zaten. Dünyeviyyun deriz. Dünya kelimesi dünyeviyyun. Uhra kelimesinde de yine uhraviyyun şeklinde ifade ediyorduk. Dünyevi. Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? Dünyeviyyun.
Böyle maksur kelimeler diyoruz biz bunlara değerli arkadaşlar. Maksur. Sonra böyle elifle biten maksur kelimeler. Evet, burada ki uygulama sonundaki elifi vav'a dönüştürüyoruz. Böyle karşınıza çok fazla kelime gelmez. Başta göstermiş olduğum şekillere dikkat edin. Ve gördüğünüz zaman zaten dünyevi kelimesini gördüğünüz zaman isim mensup olduğunu anlarsınız zaten. Benefsej. Benefsej menekşe anlamına geliyor değil mi? Affedersiniz yani mor anlamına mor anlamında kullanılacak şimdi. Benefsejiyun şeklinde ifade etmiş olacağız. Benefsejiyun. Benefsej menekşe anlamında. Peki nasıl kullanacağız? Benefsejiyun yani menekşeye ait yani mor anlamındadır bu. Benefsejiyun mor. Bakın rengi ne yapmış olduk? Menekşeden alarak bir renk türetmiş olduk. Benefsejiyun mor anlamına geliyor artık. Yani şey anlamına gelmiyor. Menekşeye ait manasında bir şey değil de menekşeli değil de mor anlamında. Aynı şekilde burtukal mesela. Burtukal portakal demek. Burtukaliyun dersek bu takdirde portakallı anlamına gelmiyor da işte cümle içerisinde turuncu anlamına gelmiş oluyor. Kelime de gelmedi aklıma o anda. Malik kelimesi. Malik kelimesi nasıl yapıyoruz? Malikiyun diyoruz. Maliki mezhebine ait şeklinde ifade ediyoruz mesela. Bun. Bunda da aynı şey var. Bun kelimesi kahve demek. Peki bunniyun diyecek olsak şayet. Bunniyun. Kahverengi anlamına kullanmış oluyoruz. Kahveli demiyoruz da kahverengi diyoruz. Yani ondan alınmış çünkü. Milet, miladiyun deriz. Miladi. İptida ise ilkokul anlamında ya da başlangıç anlamında iptidaiyun şeklinde ifade ediyoruz. İptidai de başlangıca ait. Yani iptidai bir durum diyoruz mesela. İlkel manası da kullanılıyor bunun için. Peki, ic'al ma beynel kavseyn. Parantez arasındaki kelimeleri ne yapınız diyor. Fi sigatil ismin mensub. İsmi mensuba dönüştürünüz. Ma vad'i fi suratin sahih. Doğru bir şekilde kullanarak. Vazbithu bir şekil ve harekeleyiniz şeklinde ifade ediyor. Bakın değerli arkadaşlar. Ne diyor kitabımız? Evet, şöyle büyütelim. İtme ennet eşşurtatu ila kelamis saihil kuveyti. Polis diyor. Turistin sözüne. Nasıl turist? İşte Küveytli turistin sözünden mutmain oldu. Peki nasıl söyleyeceğiz bunu? İtme'anet eşşurtiyyu ila kelami saihil kuveyti şeklinde. El Kuveyt normalde Küveyt demek ama Küveytli demek için isim mensup yapmış olmamız gerekiyor. Niye el Kuveyti dedik? Çünkü kendisinden önceki sıfata tabi olmak zorundadır. Yes'a reisul vüzera. Evet başbakan diyor çaba gösteriyor. İla hallin bir çözüm için. Nasıl bir çözüm? Silm barış demek aslında. Peki barışçıl diyeceğiz. Silmiyin şeklinde ifade etmiş olacağız. Silmiyin. Niye kesra yaptım? Çünkü kendisinden öncekinin sıfatı olarak mecrur olmuş olması gerekiyor. Silmiyin lihadihil müşkilatid devliye. Bu uluslararası probleme evet barışçıl bir çözüm için çaba gösteriyor şeklinde ifade ediyor. Sonra bedret eşşerikat. Şirketler ne yaptı? Çaba gösterdi. Nasıl şirketler? Bak el-mahal, mahal demek aslında. Bir dükkan anlamına da geliyor. Burada yerel anlamında kullanacağız. El-mahalli demeyiz tabii. Çünkü eş-şerikat kelimesi akılsız çoğul olduğundan dolayı el-mahalliyeh deriz. El-mahalliye bedelet eş-şerikatu el-mahalliyetu. Cühden azimen li tatbiri sınaati seyyarati şeklinde ifade ederiz. Demek ki yerel şirketler arabaları üretmek için büyük bir çaba gösterdiler şeklinde ifade ediyor. Ayyenet gösterdi. Tayin etti. Eşşeriketu şirket mühendisen bir mühendis. Nasıl bir mühendis? Mimar mühendis diyeceğiz. Nasıl deriz? Mi'mariyen. Evet mi'mariyen. Bir mimar mühendisi cediden. Niye mansup yaptık? Çünkü kendisinin önceki sıfatı mevsufu mansup olarak geldiği için. Peki. Gelelim. Yasumul muslimun diyor. Müslümanlar oruç tutuyor. Fi Ramazan. Ramazan'da oruç tutuyor. Ve edfe'ûne zekâte hasebet takvîm. Ve zekatlarını ödüyorlar. Neye göre? Hasebet takvîm. Takvime göre. Hangi takvîm?
El-Hicra diyor, hicret. El-Takvim El-Hicri deriz değil mi? El-Hicri şeklinde ifade etmiş oluruz. El-Hicri Hasebet-Takvim Hasebet-Takvimi El-Hicriyi. Yahfazu't-Tullabu fi kulliyeti'l-İlahiyyat. İlahiyat fakültesindeki öğrenciler ezberliyor. Neyi? Kefiran minel-Ayat. Ayetlerin çoğunu. Nasıl ayetler? El-Kur'aniyyeh deriz. Niye müennes kullandım? Çünkü ayet kelimesi akılsız çoğul, müfret müennes şeklinde gelmesi lazım. Minel ayati el Kur'aniyeti deriz. Ucibel kurra'u. Evet, okuyucular, okuyucuların hoşuna gitti. Hoşuna giden şey ne? Bir tercümeti, tercüme. Nasıl tercüme? Harfi tercüme diyeceğiz. Bakın harf kelimesi kullanılmış. Dolayısıyla el harfiyyeh deriz. El harfiyyeti lil makaleti. Makalenin birebir tercümesi demek. Yani harf harf tercümesi ya da kelime kelime tercümesi hoşlarına gitti şeklinde ifade ediyor. Birebir tercümesi de diyebiliriz. Seyen'akidu. Evet. Yapılacak diyor. Ne yapılacak? Mu'temarun. Evet. Bir kongre ya da bir konferans yapılacak. Nasıl bir kongre ya da konferans? Alem. Burada dünya. Alemiyyun deriz. Alemiyyun. Uluslararası manasında. Havlel müşkilati. Problemler hakkında. Fi tedrisi lügati, dilin eğitimi hakkında. Nasıl dil? El-arabiyyeh deriz. El-lügati-l-arabiyyeh. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Arap kelimesi arabi oldu. Müennes olması gerekiyor. Arabiyyeh şeklinde ifade ederiz. Çünkü kendisinden önceki kelime müennes olduğu için. Fi tedrisi lügati deriz. Mudafun ileyh oldu. Aynı zamanda el-arabiyyeh kelimesi de onun sıfatı olduğu için el-arabiyyeh şeklinde gelmiş olması gerekiyor. Harabel-islamu. İslam savaştı diyor. Ettefrikate, evet, ayrımcılık. Hangi ayrımcılık? El-unsur kelimesinden. El-unsuriyyeh deriz. El-unsuriyyete. Etnik ayrımcılığa, ayrımcılıkla savaştı şeklinde ifade ediyoruz. Yine imle-il farag, boşluğu doldur. Fil-cümenet-teala bismin mensubin münasip. Uygun bir ismi mensupla doldur şeklinde ifade ediyor. Yebde-ul-amu, buraya ed-dirasiyyu diyebiliriz. Eğitim yılı, değil mi? Başlıyor. Yevmel İthneyn, pazartesi günü başlıyor. El burtukalu fakiyetun. Evet, şitviyyun deriz. Şitviyyun. Yani kışa ait bir meyvedir portakal. Vel battihu karpuz ise sayfiyyun deriz. Fakiyetun, tabi burada yanlış yazdık. Şitviyetun diyeceğiz değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü fakiheh diyor ya burada müennes olarak kullanmış. Dolayısıyla biz de şitviyetun deriz. Vel battihu sayfiyetun deriz yine. Çünkü burada kastedilen şey fakiheh. Vel battihu fakiyetun sayfiyetun şeklinde ifade etmiş oluruz. Yani yaza ait bir yaz meyvesidir şeklinde ifade ediyoruz. Tenşurul iza'atu el akhbara. Radyo ne yapmaktadır? Yayınlamaktadır. Neyi? Haberleri. Nasıl haberler? Mesela er-riyaziyyeh deriz. Er-riyaziyyete. Spor haberlerini ne yapmaktadır? Yayınlamaktadır. Ra'aytu fil mektebeti. Kütüphanede gördüm. Sa'ihan bir turist. Nasıl biz turist? Suriyen deriz mesela. Bir Suriyeli. Evet, turist gördüm. Emsi dün. Ed-dirasetu. Eğitim. قبل الثانوية. İşte liseden önce. Buraya isim mensup olarak ne getirebiliriz? El-ibtidaiye diyebiliriz. El-ibtidaiye. El-dirasetü'l-ibtidaiyetu. Yani ilkokul قبل الثانوية. Evet, liseden öncedir diyoruz. Tenteşiru. Yayılıyor. El-thakafetu. Kültür. Nasıl kültür? El-islamiyye diyebiliriz. El-islamiyyetu. Fil-alem. Dünyada İslami kültür yayılmaktadır. Hebatat dairatun. Evet. İndi diyor. Nasıl bir uçak indi? Mesela Suriyetun ya da Türkiyetun diyebiliriz. Türkiyetun. Bir Türk uçağı indi. Ala ardil matar. Havalimanına bir Türk uçağı indi. Tenafeset yarıştı. El ahzab. Ahzab hizip kelimesinin çoğuludur. Ahzab partiler demek. Nasıl partiler? Es-siyasiyyeh diyebiliriz. Es-siyasiyyetu. El-ahzabu kelimesi burada fail olduğuna göre el-siyasiyyetu kelimesi onun sıfatıdır. Ahzab
akılsız çoğul olduğu için sıfatı müfret müennes şeklinde gelmiş. Fil intihabati belediye, belediye şeylerinde seçimlerinde siyasi partiler ne yaptılar diyor, yarıştılar. Peki gelelim son sayfamıza. İstihrac minen nassayn el ismin mensub diyor. İki parçadan ismi mensubu çıkar bakalım diyor. Bir bakalım. Min kuttabi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin katiplerindendir diyor. Kim? Zeyd ibn Thabit. Zeyd bin Sabit. Kâne linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin var idi. Neyi vardı? Evet. Aşratu kuttabin. 10 katibi vardı. Eşharuhum Zeyd ibn Thabit'in el-Ansari. Evet. En meşhurları Ensarlı değil mi? Kim? Sabit bin Zeyd'dir. Zeyd bin Sabit'tir. Ensari kelimesinde bakın bir isim mensup vardır. Ensara mensup. Ve kâne Zeyd ibn Thabit. Zeyd bin Sabit idi. Neydi? Kad teallemel lügatel farisiyye. Farsçayı öğrenmişti. Bak farisiyye kelimesi. Evet, Faris kelimesinden türemiş. Vel ibriyye. Evet, İbranice'yi öğrenmiş. Ve süryaniyye. Süryanice'yi öğrenmiş. Ve rumiyye. Roma dilini öğrenmiş. Vel habeşiyye. Habeş dilini öğrenmiş. Vel Kıptiye, Kıpti dilini öğrenmiş. Bu Kıpti dili Mısır'ın o zamanki dil şey kullanmış olduğu bir şey dil diyelim. Bir lehçe. Ve asbaha tercümanen nebiyye. Peygamber Efendimizin mütercimi oldu diyor. Ve katibe vahiyhi. Ve vahiy katibi oldu. Ve kâne aydan yektubu resâilen nebiyyi. Peygamber Efendimizin mektuplarını yazıyordu. Kime? İlel muluki. Evet, krallara yazıyordu. Ve fi yevmin bir gün yarahu Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas onu gördü diyor. Kad hemme bi rukubi dabbatihi. Devesine binmek üzereyken. Kim? İşte Zeyd bin Sabit devesine binmek üzereymiş. Fe yakifu beyne yedeyh. Ve önünde durdu diyor. Beyne yedeyh kelimesi değerli arkadaşlar. Emame anlamında. Emame. Önünde diyor durdu. Ve yumsiku lehu bi rikabihi. Ve ya'khudhu bi zimami dabbatihi. Onun önünde duruyor ve neyden tutuyor? İşte bindiği o üzengisinden ve şeyinden, yularından ne yaptı diyor? Tuttu diyor. Fakale lehu, ona dedi ki, kim? Zeyd ibn Thabit. Zeyd bin Sabit dedi ki, da'anke, bırak dedi. Yani aslında Abdullah bin Abbas yardım etmek istiyor binmesi için. Peki da'anke, bırak dedi. Yebne ammi Rasulullah. Ey Allah'ın Resulünün amcasının oğlu. Bırak bana böyle yapma dedi. Fekale İbn Abbas. İbn Abbas dedi ki hakeza umirna en nef'ale bi ulemaina. Biz alimlerimize böyle yapmakla emrolunduk. Yani Peygamber Efendimiz böyle saygı göstermemizi emretti demek istiyor. Fekale Zeydun. Zeyd dedi ki erini yedeke. Elini bana göster dedi. Fe ahraca İbn Abbas'in yedehu lehu. İbn Abbas yani Abdullah bin Abbas ne yaptı? Elini ona çıkardı. Female aleyha Zeydun. Zeyd ona eğildi ve kabbeleha ve onu öptü. Demek ki Zeyd bin Sabit de o esnada ne yaptı? Elini bir çıkar bakayım dedi. Elini çıkarınca elini öptü. Ve kale dedi ki hakeza umirna. Biz de böyle emrolunduk. En nef'ale bi ali beyti nebiyyine. Peygamber Efendimizin ali beytine yani akrabalarına, yakınlarına böyle yapmakla emrolunduk diye ne yaptı? İfade etmiş oldu. Evet, gösterdiğimiz isim mensuplar yukarıdaydı. Burada herhangi bir isim mensup söz konusu değil değerli arkadaşlar. Bakalım bir de şuna bakalım. El-Cud. El-Cud cömertlik demek. Marra ahadu ecvadil Arab. Arab'ın cömertlerinden biri uğradı diyor. Nereye? Ma'a ibnihi çocuğuyla birlikte bil badiyeti. Badiyeye uğradı. Yani bir çöle uğradı. Ve nezela bi haymeti imraatin. Bir kadının çadırına konakladılar. Nasıl bir kadınmış? Bedeviyye. Bak. Bedeviyye kelimesi değerli arkadaşlar. Nedir? Bir isim mensuptur. Yani şeye ait, çöle ait bir kadından bahsediyor. Bedeviyye şeklinde ifade ediyor. Bedevi. La ta'rifuhuma. O ikisini bilmiyordu. Ferahhabet bihime. İkisine selam veriyor kadın. Ve zebahat lehuma şaten. Ve onlara, o ikisine bir kuzu kesiyor, kurban yiyor. Ve lemma ekele, ikisi yiyince, o yemeği yiyince, قال الرجل لابنه, adam oğluna dedi ki diyor, احصي ما معك من النقود.
Yanındaki paralardan say bakalım dedi. فَاَحْصَاهَا Onları saydı. فَاِذَا هِيَ مِئَةُ دِينَارٍ Bir de ne görsün? 100 dinar var. 100 altın demektir bu. فَقَالَ الرَّجُلُ لِبْنِهِ Adam oğluna dedi ki اَعْطِهَا كُلَّهَا لِلْمَرْأَةِ Hepsini kadına ver şeklinde ifade etti. Demek ki adam çok cömertmiş. 100 altını ona vermesini istiyor. فَقَالَ الْاِبْنُ Oğlu dedi ki inne هَذِهِ الْبَدَوِيَّ Bu bedevi kadın, bak bedeviye kelimesi yine ismi mensuptur. لَا تَعْرِفُنَا Bizi bilmiyor. Yani bizim ne kadar cömert biri olduğumuzu bilmiyor ki gidip başkasına bizim dedikodumuzu yapsak. Yani az para da versek razı olacak. وَهَذَا الْمَبْلَغُ كَثِيرٌ Bu meblağ ise çoktur. وَاِذَا اَعْطَيْنَاهَا قَلِيلًا Biz ona az verirsek şayet رَضِيَتْ بِهِ Onunla razı olur. Yani o az olarak verdiğim şeyden razı olur. فَلِمَاذَا نُعْطِي الْكُلَّ Niye hepsini verelim? Yani yanımızdaki paranın hepsini niye verelim? فَقَالَ الرَّجُلُ Adam dedi ki اِنْ كَانَ الْقَلِيلُ يُرْضِيهَا Şayet az olan şey onu razı edecek olsa da in burada şart edatıdır değerli arkadaşlar. Eğer razı edecek olsa bile yani فَاِنَّا لَا يُرْضِينَا اِلَّا الْكَثِيرُ Bizi ancak çok vermek razı eder. وَاِذَا كَانَتْ لَا تَعْرِفُنَا O bizi bilmiyor olsa dahi فَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنْفُسَنَا Biz kendimizi biliyoruz. Biz bu işte diyelim ki diyarın en cömert insanlarız. O zaman bize yakışanı yapmamız gerekiyor diyor adam. فَاَعْطَاهَا الْوَلَدُ الْمَبْلَغَ كُلَّهُ Çocuk o takdirde bütün meblağı, bütün parayı ne yapıyor? O kadına böylece vermiş oluyor. Burada bedevi kelimesi ism-i mensup olarak geçmiş değerli arkadaşlar. Demek ki İsim mensup isimden türetilen bir kelimeymiş. Şeddeliye şeklinde getirilen, ismin sonuna getirilen ve aitlik anlamını bize veren bir isimmiş değerli arkadaşlar. Dersimiz aslında, konumuz aslında kolay bir konu. Bir zorluğu yok. Sadece mastar-ı sınai ile karıştırmamak için mastar-ı sınainin asla sıfat olmadığını hatırlamak gerekiyor daima. İsim mensup genellikle de sıfat şeklinde gelmiş oluyor. Peki önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.